Anlatım yönteminin yararlarına bakalım. Öğrencinin not alma ve dinleme becerileri gelişir. İstenilen hızda ders işlenir. Soyut kavramların öğretiminde etkilidir anlatım yöntemi. Zaman ve maliyet bakımından çok ekonomiktir. Öğrenciler organize görüş kazanır. Peki anlatım yönteminin sınırlılıkları neler? Öğrenciler pasiftir. Öğretmen daha çok aktif olur sınıfta anlatım yönteminde. Öğrenmenin kalıcılığı düşüktür çünkü ezbercilik vardır. Kalıcılığın artırılması için bol bol tekrar yaptırmak gerekmektedir. Üst düzey davranışlar kazandırılamaz anlatım yönteminde. Duyusal alanı olumsuz etkiler. Peki bir de tartışma yöntemine bakalım. Öğrencilerin bir konuyu kavraması, iyi anlayamadıkları noktaların açıklığa kavuşturulması ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla küçük grup ve büyük gruplarla gerçekleştirilen öğrencilerin karşılıklı konuşmasına, birbirlerini dinlemesine ve eleştirmesine imkan veren bir yöntemdir tartışma yöntemi. Buluş yoluyla öğretim stratejisi için ve bilişsel alanın kavrama basamağındaki davranışlar için çok uygundur. Öğretmen, öğrenci ve öğrenci etkileşimi vardır. Tartışma belli hedeflere yönelik hazırlanmalı ve kendi içinde sistemli olmalıdır. Peki biz tartışma yöntemini ne zaman kullanalım ona bakalım. İyi anlaşılmayan yerlerin açıklığa kavuşturulmasında, konuların pekiştirilmesinde, öğrencilerin neleri bildiğini kontrol edilmesinde, demokratik tutum kazandırılmasında, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde, farklı görüşlere saygı göstermenin geliştirmesinde tartışma yöntemini kullanabiliriz. Peki tartışma yönteminin yararları ve sınırlılıkları neler? Onlara bakalım. Tartışma yönteminin yararları sözel beceriler gelişir, demokratik tutum kazanılır, duyusal davranışlar kazanılır, öğrenci problemin farklı çözüm yollarını fark eder, öğrenci arkadaşlarının deneyimlerinden yararlanma fırsatı sunar. Peki tartışma yönteminin sınırlılıklarına bakalım. Fazla zamana ihtiyaç duyulur. Kalabalık sınıflarda etkili olmayabilir çünkü herkes söz alamayabilir. İlköğretimin ilk yıllarında kullanmak çok da doğru değildir tartışma yöntemini. Tartışmayı hedeften saptırmamak çok zordur. Bütün öğrenciler tartışmaya katılmak istemeyebilir. Her ders için uygun değildir tartışma yöntemi. Öğrenci yeterli hazırlık yapmazsa tartışma ortamı olmamaktadır. Tartışılacak konu belirlenir önceden. Konu ile zıt görüşleri savunacak iki grup belirlenir. Öğrenciler gruplara tesadüfi atanır. Gruplar hazırlık yapar kendi aralarında. İzleyiciler karşısında birbirlerinin fikirlerini çürütmeye çalışırlar. Uzmanlardan oluşan jüri kazananı belirler. Bir düşünceyi savunabilme ve farklı fikirlere hoşgörülü olabilme becerilerini tartışma ve münazara yöntemiyle geliştirebilirler. Peki tartışma ve seminere bakalım. Çoğunlukla lisansüstü eğitimde kullanılır. Belli bir konuda araştırma yapmış ya da detaylı bilgilere sahip bir kişinin izleyicilerle bilgilerini paylaşmasıdır, yani sunmasıdır bir nevi. Kişi sunumunu bitirince izleyicilerin katılımı ile tartışma yapılır. Tartışma çember yönteminde gruptaki öğrenci sayısı 10-15 kişi olmalıdır. Öğrenciler çember şeklinde oturmalıdır ve herkes birbirini görmelidir. Tartışmayı yönetecek lider ve konuşulanları not edecek sekreter belirlenir. Sorular tek tek bütün öğrencilere sorulur. Soruları cevaplamaları için her öğrenci 1-2 dakika süre verilir. Cevaplar sekreter tarafından not edilir. Sorular bitince önemli noktalar mutlaka ki özetlenmek zorundadır. Tartışma fikir taraması yönteminde dersin giriş aşamasında ya da gelişme kısmında öğrenciler sıkılmaya başladıklarında kullanılan derse hareket getiren bir teknik olarak bilinir. Gruplar 4-9 kişiden oluşur. Gruplara tartışmaları için 5-10 dakika süre verilir. Amaç herhangi bir soruna değişik çözümler aramaktır. Tartışma vızıltı grupları. Öğrencilerin belli bir konuda daha önceden belirlenen süre içerisinde fikir üretmeleri ve bu fikirleri diğer gruplara açıklamaları gerekmektedir. Vızıltı 22
Grup iki kişiden oluşur ve grup üyelerinin 2 dakikalık konuşma süresi vardır.